Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, 9-15 Aralık haftamıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, bu hafta burcunuzda dolunay meydana geleceği için sizin için güçlü bir haftaya başlıyoruz. Haftanın başında pazartesi ve salı akşamına kadar olan süreçte ay boğa burcunda ilerliyor olacak ama parlak bir ay ve ay boğa da çok güçlüdür. Sizi de duygusal anlamda destekleyecek. Yani ay boğada en azından kendinizi duygusal anlamda, ruhsal anlamda daha güçlü, güvende, huzurlu hissedebilirsiniz. Ve kendinizle ilgilenmek, sağlığınızla ilgilenmek için, biraz dinlenmek için de hafta başını değerlendirebilirsiniz. Salı akşamından itibaren ay ikizlere geçiyor. Ve bu hafta gezegeniniz Merkür burç değiştirecek. Akrepten ayrılıp yay burcuna geçecek. Ve 29 Aralık'a kadar Merkür yay burcunda. Bu dönem içerisinde ayın genelinde siz biraz daha iletişim, işte ilişkiler, işbirlikleri, ortaklıklar, eşiniz veya partnerinize ait konu ve kavramlara zihinsel olarak biraz daha yakın olabilirsiniz. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler de gündemde olabilir tabii. Zaten ikizler dolunayı, eğer Kasım sonunda böyle bir süreciniz varsa bunu da netleştirebileceğiniz bir dönemi işaret ediyor. Perşembe günü 12 Aralık'ta sabah 8.12'de 19 derece ikizler burcunda meydana gelecek olan dolunay, özellikle doğum günü 8-16 Haziran olan ikizler burçlarımız ve yükselen burcu 19 derece ve yakınlarında olan ikizler burçlarımızı daha fazla etkileyecek gibi görünüyor. Tabii kişisel doğum haritalarınızda 19 derece ve yakınlarında değişken gezegenleriniz varsa bu dolunaydan yine güçlü etkiler alabilirsiniz. Evet, ilişkilerinizle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Bazı anlaşmalar, sözleşmeler, imza atılması konular gündemde olabilir ki bunları eğer geçtiğiniz ay ertelediyseniz şimdi artık hayata daha rahat geçirebilirsiniz. Kendinizle ilgili, imajınızla ilgili, görünümünüz veya hani kariyeriniz, bunlarla ilgili önemli kararlar vermeniz mümkün. Merkür yayda her türlü iletişim, eğitim, kültürel faaliyetler, seyahatler, geziler, iş ilişkileri, ticari konular, tüm bunlarla ilgili yapılacak adımlar anlamında sizin hayatınızda belirgin bir etki taşıyor. Neptün'ün bir açısı var bu dolunaya, o da kariyer evinizde. Zaman zaman hani hedeflerinizde, geleceğe dair hedeflerinizde biraz kararsızlıklar, belirsizlikler oluşturabiliyor. Bu belirsizlikler, kararsızlıklar sizi biraz duygusal anlamda zorlayabiliyor. Bu dolunay döneminde de yine eğer belirsizlik hissettiğiniz, güvensizlik hissettiğiniz bir konu ve kavram varsa tabii ki çok da acele karar vermemenizi öneririm. Biraz beklemenizi öneririm. En azından önümüzdeki haftayı beklemek, şartların biraz daha olgunlaşmasını beklemek çok daha doğru olabilir. Bu hafta Venüs Oğlak Burcu'nda olacak ve hafta boyunca Satürn'le Plüto'yla yakın temasta, kavuşum içerisinde ve sizin 8. evinizde. Burası daha çok parasal konuları ve paylaşımları etkiler. Ve Venüs gibi parayı yöneten bir gezegenin Satürn ve Plüton ile birleşmesi parasal anlamda biraz kaygılarınızın ve endişelerinizin olabileceğini gösteriyor. Belki bir borç ödemesi var, bir kredi konusu var, bir vergi sorunu var. Sizin için biraz ciddi konular var. Özellikle hisseli paralar alanında, borç ve alacak alanlarında borçlanma konularına daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Daha sağlam adımlar atmak gerekiyor bu süreçte. Bunun yanı sıra özellikle yine eşinizin kaynakları olabilir, kredi alma gibi bir konu mevzu olabilir, uzun vadeli yatırımlarınız olabilir, kazançlarınız ve bunların değerlendirilmesiyle ilgili konular olabilir. Buralarda Venüs Oğlak'ta sizin daha ayakları yere basan, daha sağlam adımlar atmanızı isteyecek. Bu şekilde hissettirecek size ve siz de daha planlı, programlı, istikrarlı bir şekilde para durumunuzu, ödeme dengenizi, borç alacak dengenizi bu hafta ele alabilirsiniz. Bununla ilgili önemli düzenlemeler de yapabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.